Efendim, çocuklarda işitme kaybı hem sosyal yaşamı hem de gelişimi olumsuz etkiliyor. Uzmanlarsa erken tedavi için uyarılarda bulunuyor. Peki işitme kaybı tedavisi için neler yapılıyor? Ayrıntıları izleyelim. Yeni doğan her 1000 bebekten 1 ila 3'ü işitme kaybıyla dünyaya geliyor. Çeşitli hastalıklar ve kazalarla bu oran artabiliyor. Doğuştan işitme kaybı olursa yani insanların konuşmayı öğrenmesi de mümkün olmuyordu. Doğuştan işitme engelliler işitmedikleri için konuşamıyorlar. Dolayısıyla hani konuşmayı öğrenmek için de önce işitmek gerekiyor. Peki çocuklarda işitme kaybı nasıl tedavi ediliyor? 1 yaşında eğer yeni doğan işitme kaybı var ve total işitme kaybı varsa implant yapmak, daha hafif veya orta derece işitme kayıplarında da cihaz yardımlı işitmeyi sağlamak lazım. 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde toplumsal farkındalığın sağlanmasını amaçlayan uzmanlar, işitme kaybında erken yapılan tedavinin önemine de dikkat çekiyor. İlk 3 ay içinde yeni doğan işitme kayıpları tanınabiliyor, 6 ay içinde de cihazlandırılıyor ve 1 yıl içinde de kokler implantsa kokler implant, işitme cihazıyla devam edecekse de işitme cihazıyla devam ediyor. Sosyal yaşamda işitme kaybı birçok problemi de beraberinde getiriyor. Gelişmeyi de öğrenmeyi de engelliyor. Belki çocuk okul başarısızlığı belki işitme kaybına bağlı. Özellikle televizyonu yüksek sesle açıyorsa, okulda öğretmenini duyamıyorsa bu tip çocukların bir an önce hani bir şekilde kulak maz uzmanına gidip tedavi olmasında fayda var. İşitme kaybı sadece çocuklarda meydana gelmiyor. Özellikle 65 yaşından sonra yine işitme ile ilgili problemler yaşanabiliyor ve özellikle 65 yaşından sonra 3 kişiden birinde az ya da çok işitme kaybı gelişmeye başlıyor.